siyasi parti liderleri devamlı bir diğer siyasi partileri gezmeye başladılar. Bunu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yapmaya başladı. Erken seçimin habercisidir bunlar aslında. Acaba bir erken seçim olur mu? Olası bir erken seçimde ittifakları belirlemek, safları sıklaştırmaktır amaç. Şöyle baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde diğer parti liderlerini de ziyaret etti. Ziyaret etmeye de devam edecek. Bugün Gültekin Uysal'la Demokrat Parti lideriyle bir araya geldi. Aynı zamanda Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'yla bir araya geldi. Ali Babacan, Saadet Partisi, HDP ve parti içerisinde muhalefetin yelkenini açan, bayrağını açan Muharrem İnce'yle olan problemler. Mustafa Sarıgül'ün bir parti kurma olayı. Baktığımız zaman saflar sıklaşmaya başladı. Özellikle Millet İttifakı'nda hiç boşluk bırakmadan ziyaret ederek olası bir seçimde %50 artı 1'i yakalayabilmek için hiç fire verilmesini istemiyor Millet İttifakı. Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman da Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'yi görüyoruz. Millet İttifakı'nda ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir araya gelmişti. Yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı safları sıklaştırmaya başladı. Saflar sıklaştıkça erken seçim çığlıkları da ortaya çıkmaya başladı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim yapılmayacak, seçim 2023 yılında yapılacak açıklamasında bulundu. Kesin ve netti bu açıklaması. Ama kamuoyu anketlerine baktığımız zaman kamuoyu şirketlerinin çeşitli şirketlerin yaptığı araştırmada bugün olası bir seçim olsa hangi ittifaklar kazanır? Birçok tablo karşımıza çıkabilir. Bugün her ne kadar Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti gözükse de yarın bunun içerisine İYİ Parti de girebilir, Gelecek Partisi de girebilir, Demokrat Parti de girebilir, Deva Partisi de girebilir, Saadet Partisi bile girebilir. Millet İttifakı'nda ise bakarsanız bir terslik olur efendim. Belki Milliyetçi Hareket Partisi de gelebilir diyenler var ama ben ihtimal vermiyorum. Yani önümüzdeki günler içerisinde baktığımız zaman parti ziyaretlerinde siyasi parti liderlerinin çok sık bir şekilde birbirlerini ziyaret etmesinin temelinde olası bir erken seçim var. Belki de okyanus ötesinden Joe Biden gelmeden şunu da demiş olabilir. Ben gelir gelmez Türkiye'de bir erken seçim olması için altyapısını hazırlayacağım da demiş olabilir. Yani baktığımız zaman bizim seçimlerimize müdahale eden dış güçler var. Bunlardan birisi Amerika'nın yeni başkanı olan 20 Ocak'ta görevi devir alacak olan Joe Biden'ın açıklamaları da gündeme almış olabiliriz efendim. Siyasi parti liderlerinin bu şekilde gezmesinin temelinde bu var.